Sen sabah zaten Aynen. söyledin. Konya Beşiktaş maçında e, çok acı bir şey söyleyeceğim ama e, bu tabii ki e, yani üzülerek söylüyorum ama Konya Spor 4 birlik Beşiktaş galibiyetine aldanmasın. Çünkü Beşiktaş çok kötüydü. Yani bunu geçtiğimiz haftalarda mesela Göztepe için söylemiştim. 5 birlik galibiyete aldanmasın derken rakibi aslında çok iyi olmadığı için bunu söylerken Konyaspor'da 4-1'lik Beşiktaş galibiyetini aldanmasın. Ha buradan Beşiktaş'a geçecek olursak hı hı. Beşiktaş oyuncusu e, biraz olayın farkına varması lazım. Ya Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner eğer Ömer Ali bir korner atışı sırasında zeki davranabiliyorsa kusura bakmayın ama Beşiktaş oyuncusu da biraz Ömer Ali kadar zeki olmak zorunda. Ki çok beğendiğim bir oyuncu. Hı hı. Burada Ömer Ali'yi ne aşağı ne yukarı çekmek için söylediğim bir cümle bu ama Beşiktaş oyuncusu da bir zahmet ne olur o kornerde yani yavaş yavaş gideceğine ...artık bir zahmet hı hı. Konya Sporlu oyuncuyu... ...markaj altında bıraksın. Peki Beşiktaş'ı tabii daha detaylı konuşacağız... ...biraz daha manşetler üzerinden. E, derbi üzerinde durduk. Hatta maçın özetini birazdan ekranlarımıza taşırız. Bir kez daha izlemeyenler için, kaçıranlar için. Sivas-Ankara gücü maçına da... dair ufak bir yorum da alayım senden. Gol sesi çıkmadı maçtan. Bekliyor hı. muydun bu skoru? Nasıl oynadı? Geçen sene en beğendiğim Takımlar. iki takımdan... E, ...yani 5-6 takımdan biri diyeyim. Sivas ve Ankara gücü. Evet. Ankara gücü geçen sene... aslında ya keşke bu takım düşmeseydi dediğim ilk takım mesela benim için Ankara Gücü. Çünkü ön tarafta bir şeyler yapmayı çabalayan takımlar benim hoşuma gidiyor. Hı hı. Ben biraz tabii ki bu futbol görüşüdür. Ee, savunma futboluna tabii ki savunmayı öncelik haline getiren futbol anlayışını tabii ki beğenenler vardır. Bu Atletico Madrid'dir işte Yunanistan'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki oynadığı savunma futbolunu evet beğenebilirsiniz ama ben futbolu küçüklüğümden hı. beri, çocukluğumdan beri gol için seviyorum. Atak için seviyorum ve benim... Hayranı olduğum futbolcular, posterini duvarıma astığım futbolcular genelde hücum oyuncuları evet. oldu. Dolayısıyla bu işin tabii ki e, neticesi topun ağlarla buluşmasıysa eğer ki evet. e, o yönde 2 belki 0-0 bitse de en azından oyun anlamında e, Sivas Spor bana geçen sene çok güzel evet. bir oyun vaat etti Rıza Hoca. Ankara Yücü keza geçen sene bence göze çok hoş gelen bir futbol oynadı. Ama hı hı. iki takım da toparlayacaktır. Sivas Spor yeni bir takım. Şimdi orta sahayı değiştirdin, forvet hattını değiştirdin. E, Savunmada eksikliklerin var. Bunlar biraz bence doğru mazeretler diye e, Sivas Spor Ankara gücünü de özetledik. E, bugün oynanacak tek mücadeleyle 3. haftayı kapatacağız. Raportu Antalya Spor, Yukatel Denizli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de oynanacak bu mücadele sevgili izleyenler. Bir de puan durumuna bakalım Bak, isterseniz. Antalya atan. Denizli maçı bence gollü bitecek. yani. Öyle mi? Bol gollü, evet. bir, Bol gollü bir mücadele vaadidiyor. mi bekliyorsun? Peki. Şimdi bu sonuçlar ışığında bakalım puan tablosu nasıl şekillendi 3. hafta maçları sonucunda. Şöyle bir bakıyoruz Karagümrük 7 puanla lider durumda onu Adanya Spor, Galatasaray ve Hatay takip ediyor. Ardından da Erzim Spor gelmiş durumda 5. sıraya yerleşmiş durumda. Yenileri konuştuk. Yeniler şu anda ilk 5'in içerisinde. 1-4-5. Değil mi? Çok önemli bir detay bence. Alt ligden. Tabii ki ilk üç Tabii hafta yani. için çok ama erken ama yine de güzel bir gösterge Rüzgarı bir arkasına almak. Ben buna çok inanırım ya. Yani bu önemli bir şey çünkü. Hı hı. Şimdi Karagümrük oyuncusu, Hatay oyuncusu, Erzurum oyuncusu tesisten içeri girdiği zaman mutlu bir şekilde içeriye giriyor. Şimdi alt sıralara baktığım zaman bir Beşiktaş oyuncusu düşünsene Sergen Yalçın soyunma odasına giriyor. Sergen Yalçın Ümraniye'ye girdiği zaman veya Beşiktaş oyuncusu Ümraniye'ye girdiği zaman ne hissiyatla giriyor? Ya yani bir özgüven eksikliği mutlaka olur futbolcuda ama Karagümrük oyuncusu şu an şunu konuşuyor mesela kendisi. Ya bu Süper Lig bizim alt ligden daha basitmiş falan. Bunlar konuşulur <laughs> futbolcular arasında. Ya burada daha rahat topla buluşuyoruz, daha fazla alan buluyoruz. Keza hatta ver ve durum aynı Peki, şekilde. Peki yani tabii diyorsun ki erken ama yine de güzel bir şey bu takımlar adına burada olmak. Yani sırları ne sence iyi mi motive olmuşlar yoksa kadro derinliği mi hocaların ellerinde geniş şekilde oynadıkları oyun vesaire beğeniliyor çünkü kalıcı olmaları da bekleniyor. Asıl mental durum mu onları ilk başa taşıyan? Çok önemli saydığın detaylar ama her işin başında olduğu gibi yani burada da biz, biz bir iş icra ediyoruz hı hı. nihayetinde. Programdan önce seninle konuşuyoruz, gecesinde hatta mesajlaşıyoruz, başka bir şey. Bunların hepsi. Maç izlerken seninle WhatsApp'tan konuşuyoruz. Şimdi Maç bunlar. Paylaşıyoruz. Bunlar bir çalışmak. Hı hı. Yani ya programa ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorsun. Futbolcu ne yapıyor? Futbolcu da hazırlık yapıyor. Evet. Antrenman. Yani şimdi burada bir çalışma ve ekip çalışmasının yani ürünü. Ya çok iyi hazırlanmışlar. Yani bu ben yani ilk başa koyacağım şey detay her zaman için çalışmaktır. Peki Beşiktaş, Sivas, Kasımpaşa şeklinde 11 12 13 şekillenmiş. Şöyle bir bakalım istersen ikinci sayfayı da değerlendirelim. Elbette daha çok şey değişecektir puan tablosu üzerinden ama mevcut görüntüsüyle Beşiktaş'ı ve Başakşehir'i biraz yorumlamak gerekirse neler söylersin? Puan kayıplarını neye bağlamak gerek? Ee, doğru bir hazırlık dönemi olmayabilir. Bunu hı hı. söyleyebiliriz. Yani iyi çalışmadıklarını söyleyebiliriz. Yani çünkü Beşiktaş'ı izliyorsun. Beşiktaş'ta şimdi tamam genç oyuncular var, bunlar doğru kabul edilebilir kadro olarak ama biraz daha emek yani belki tekrar niteliği taşıyacak ama Beşiktaş oyuncusu Ümraniye'de şöyle bir yazı yazılsın hı hı. dediğim bir şey var. Sergen Yalçın kadar yetenekli değilsen Atiba kadar koşmayı dene, bir zahmet dene. Hı hı. Yani çünkü burada Evet yetenek anlamında sınırlı olabilirsin. Bu sorun değil ama bunu çalışmayla kapatabilirsin. Başak şey çok fazla değiştirmedi kadrosunu. O zaman geçtiğimiz seneye göre neler değişti diye soracağım. Beşiktaş'ta transferler yaptı aslında. Ona rağmen şu anda 4 puanda kaldı. bu puan kayıpları sebeplerini konuşalım. Ya, dünya şu an neyi konuşuyor? Değişimi konuşuyor. Evet yani sürekli kendimizi değiştirmek zorundayız. Yani olduğumuz yerden mutlaka bir adım başka bir yere gitmek zorundayız. Bütün ya yani inovasyon üstüne bu kadar çalışma yapılırken, değişim üzerine bu kadar çalışma yapılırken takımların hala aynı oyun anlayışları içerisinde sırt. Ben şunu demiyorum tabii ki. Yani alsın başka bir şey oynasın hı hı. ama bunu maç içinde de değiştireceksin. Bazen 4-2-3-1 oynarken bazen 4-3-3'e kayacaksın 4-4-2 yapacaksın. Bunları sürekli deneyeceksin. Hı hı. Ama bu değişimi yaparken takıma da zarar vermeyeceksin. O kadar hassas dengeler ki Başakşehir bu değişimi aslında bu değişimi yapmak için çok güzel fırsatlar elde etti. Elinde böyle e, imkanlar vardı ama bu değişimi bence çok e, gerçekleştirme konusunda ısrarcı davranmadılar. Hı. Bence en büyük hatası bu ve uzun bir maratonda bu Başakşehir kadrosunun e, evet. bu yaş ortalamasıyla çok fazla üst sıraları zorlaması bana çok zor geliyor. Peki puanları konuştuk puan tablosunu ve süperlikteki skorlara baktık. Biraz daha istersen detaylara geçelim. Ee, şöyle gazete sayfaları üzerinden de ilerleyeceğiz. Derbi mücadelesini konuşuruz. Ee, Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Beşiktaş'taki puan kayıplarını biraz istersen konuşalım. detaylandıralım Hatta gazete sayfalarımıza şöyle teker teker ekranlarımıza gelecek sevgili izleyenler. Ee, Foto Maç gazetesinin 12. sayfasıyla hemen başlangıcımızı yapalım. Beşiktaş'ın mücadelesini konuşalım. 4-4'lü Konya demiş Foto Maç gazetesinin 12. sayfası. Yeşil Beyazlılar e, sezonun ilk galibiyetini almayı başardı İsmail Kartal'ın öğrencileri. Beşiktaş'a şans tanımadı. Yeşil Beyazlılar güçlü rakibini tam 4 golle yıktı. Futboluyla da camiayı umutlandırdı. Foto Maç gazetesinin 12. sayfasındayız. 8 maç sonra gülmeyi başardı ekip. İsmail Kartal hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık dedi. Açıklamaları böyle Şengelya ile iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Ama sen farklı bir analiz yaptın. Ben sorduğumda sana bu skora aldanmasın diyorsun. Koynis, spor. spor adına. Evet. Neden böyle bir yorum yaptın? Şimdi ligin başında Mensah transfer edilirken burada özellikle Sabah Sporunda çok belirttiğim bir konu vardı. Mensahla oyna, oynarsan Atiba Dorukana mecbursun. Mensahı oynatmak istiyorsan çünkü savunmasını çok eksik gördüğüm bir oyuncu. Kalite olarak evet, Ayağı güzel mi? Evet. Hı hı. Oyun görüşü, oyun zekası güzel mi? Evet. İyi mi? Evet. Ama arkası o kadar iyi dolmak zorunda ki Mensah'ın ve burada Beşiktaş Mensah Durukan Dorukan laç yaptığı zaman bu çok büyük bir handikap maç öncesinde keza e, Rio maçında da e, hocanın yaptığı laç değişikliğinden sonra Beşiktaş orta sahası düşmeye başladı. Şimdi burada Beşiktaş'ın şu ayrımı yapması lazım. Bu orta sahayı geçmek o kadar kolay ki. Durukan'a ya da Atiba'ya çok büyük iş düşüyor burada. Ama Atiba olmayınca Beşiktaş hı hı. %50 oranında bir düşüş yaşıyor orta sahada. O kadar önemli bir oyuncu ki ve 37-38 yaşındaki bir oyuncu. Beşiktaş onun ikamesini bulmak zorunda. Atiba'nın ikamesini veya başka bir oyun denemek zorunda. Ya yani illa tamam. Atiba seni tutuyor. Evet, oyunda kalmanı sağlıyor o dirilikle. Ama bunu dönemizine... sadece Konya Spor maçına özel söylemiyorsun. Yani kadarıyla Beşiktaş'ın bu sezonki performansı adına Ya ben Beşiktaş için bu. en büyük handikapın eee Laiç Mensah ikilisini beraber oynatmak hı hı. olduğunu düşünüyorum. Eğer Burada Laiç ya da Mensah ikisinden birini tercih etmek zorunda Beşiktaş. Burada da Atiba, Dorukan, Laiç yaparsın. Atiba, Dorukan, Mensah yaparsın. Ama Atiba olmayınca Beşiktaş'ın evet. oradaki zafiyeti çok fazla ön plana çıkıyor. Ha, orayı kimle tamamlarsın? Ben keşke Kartal, Kayra, Yılmaz denense diyorum. Mesela Atakan'ı izledik sağ tarafta. Daha e, henüz Beşiktaş formasıyla yeni tanışan bir oyuncu. Eleştirmek olmaz tabii ki ama e, bu oyuncuları eleştirmemiz lazım. Peki acaba Turgay Demir e, neler kaydetmiş yazısında bugünkü köşe yazısında sevgili izleyenler gelin şöyle bir bakalım aynı sayfada. Başlığı şu olmuş: Korkaklar erken ölür. Beşiktaş'ın transferdeki yanlışlarını görmeden dünkü ezimeti yorumlayamayız. Bir büyük takım öncelikle e, geride kalan sezondaki kadrosu